gidiyorum bu şehirden. Rutubet ile kasvetin, kömür ve muhabbetin, varlığın, yokluğun, büyük savaşın kıyısında yaşadığım senelerin ardından gidiyorum. Önümde Rüştü ve Muzaffer'in yazdıkları. Sana onlardan kendini acıyan şikayetnameler gibi yazılmış mektupların birinde belki bahsetmiş olmalıyım. Veya ben de herkes gibi onları tümden unutmuş, düpedüz ayıp etmiş olmalıyım. Tövbe şimdi iyi miyiz ben? Sorumuz gene Hüsran'dır Muzaffer kardeşim. İyimser mi daha cesurdur, kötümser mi? Tamam. Sen kazanırsan
altın köstekli saatim senin olur. Senin öyle bir saatin yok ki. E tamam işte, kazanırsan olmayan bir saatin olur. Sen ne koyuyorsun ortaya? Altın üstü dolma kalem mi? Aa, ne yapıyorsun üstad? O senin olmayanlar içindeki en değerli varlığı. Mesele değil. Nasıl olsa ben kazanacağım. Göreceğiz. Neden güzel kızlar daha hızlı büyüyor? En güzelinin bir şiirlik canı var. Kimseden duyamayacağı güzel bir söz söylersin, olur biter. Öyle mi diyorsun? Mesela, o kadar beyazsınız ki hanımefendi. Gelinlik giydiğinizde hiçbir şey giymemiş gibi olacaksınız desem. O zaman kimseden yemeyeceğin temiz bir dayak yersin. Ama ben yanına yaklaşır da, gülüşünüz desem hanımefendi. Gülüşünüz haset veriyor kuşlara. Nasıl? Haset veriyor biraz kaba. Kıskandırıyor kuşları daha doğru. Evet. Açıyorum, görüyorum. Bakıyorum. Bulamıyorum. Hocanınki var. Bizimki değil. İçindeki his değil, gazmış demek ki. Üzülme. Senin de bir altın kalemin oldu. Kolay gelsin. Tebrikler hocam. Yine bir şiirinizi yayınlamışlar. Varlık dergisinde. Öyle mi? Sizinki? Yok. Gurur duyuyoruz hocam. Kıskançlık hissederken mi? Evet hocam. Bilhassa öyle zamanlarda. Hangisini sormuşlar? Neyse hocam, siz bize bir yemek ısmarlayın da bu tatsızlık bitsin. Bir dakika. Ne diyor? Hem herkes Alman olsun istiyor, hem kimse Alman olamaz diyor. Gibi bir şey. Siz de yemek diyordunuz hocam. Yemek mi diyordum? Petek. Petek nasıl? Fazla tatlı. Bir edebiyat dergisi için fazla tatlı. Şey olabilir mesela. Şehir. Yaşamak da olabilir. Yaşamak güzel değil mi hocam? Bazen. Mesela şu yediklerimizin parasını peşin verebildiğimiz bir yaşamak daha güzeldir. Parayı nereden bulacaksınız? O işi hallettik. Matbaayla konuştuk hocam. Adam hayır dedi ya. E, müzakereler başladı işte. Şiiri yayınlanmayan her şair dergi çıkarmak ister. Kırıcı oluyorsunuz ama hocam. Muzaffer'le ikimiz bir iddiaya girdik. Bir kız üzerine. İkimiz de birer şiir yazacağız. Kız hangisini beğenirse o kazanacak. Benim niye bundan haberim yok? Ne oldu, korktun mu? Ne için korkayım? Kız şiirden anlıyorsa beni seçer. Anlamıyorsa zaten senin olsun. Bak, kafan karışmasın diye söylüyorum. Kız senin şiirini beğenirse şiirden anlamıyor demektir işte. Göreceğiz. Bir kızın şiiri beğenmesi şairini de beğeneceği anlamına gelir mi? Gelmez mi hocam? Vallahi ben gelmediğini gördüm. Bende yok sabrı sükun, sende vefadan zerre. İki yoktan ne çıkar? Fikredelim bir kere. Kimindir? Yusuf Nabi. Aferin. Sana çok yüksek bir not vereceğim. Yarısını da kardeşine ver. İyi geceler. İyi geceler hocam. İyi geceler hocam. Senin şu bir şeyi bildiğinde aşırı sevimli oyun yok mu? Hani şu senin hiç başına gelmeyen. Yusuf Nabi. Ya edebiyat ezberleyince edebiyatçı mı olunuyor? Bilmeyince de hiçbir şey olunmuyor. Ya hayır oğlum, ben de biliyorum ama hocamızın yanında saygısızlık etmek istemiyorum sana. Thank you.
Şiir lazım mı canım? Hayır canım. Sen öyle san canım. Amca. Amca nasıl olsa ekmeğin tadı kalmadı. Bak gel bir kitap al buradan. Bir kitap al. Yavrunun kursağına bir şey girmiyor. Bari dimağına biraz kan gitsin. Elde yapılan kitabı kim ne yapsın? Muzaffer. Daktile lazım. İkinci sefer çalamam, sıra sende. Hadi başka kapıya. Provalara başlayacağız. Yazılmayan oyunun provasına mı? 10 sayfa yazdım. Temize çekmek lazım. 10 sayfa mı? Sahi mi? Tabii. Adı bile belli. Neymiş adı? Yani birkaç isim var aklımda. Onlardan biri olacağı belli. Anladım Müslük. Daktilo Muzaffer. Daktilo. Ne diyeceğiz? Piyeste rol teklif edeceğiz. Tam ona göre bir rol var. Yani ben yazınca olacak. Halk Evi'nin tiyatro kolundayız da. Ben Deniz, şair, yazar, Rüştü. Hadi yürü. Rüştü. O kıza şiir yazılmaz. Elini sıkmadı senin. Korktu. Herkes gibi. Herkes gibi olana şiir yazılır mı? Yazılmaz mı? Yazılır mı? Biz bir kıza şiir yazmayacağız ki. Kız bizim bahanemiz. Aşk bahanesidir şiir. Nasıl? Fena değil. Nasıl işte? Kalabalık. Kan geldi mi? Biraz. Nasılsın Muzaffer? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Hatta size daha da iyi bir şey getirdim. Aa, çıktı mı? Kavga bile çıkardı. Geç bile kaldı bu kavga. Sonunda putları yıkıyoruz. Yenilerini yaparlar, merak etme. Dur, dur, dur. Bir dakika. Dur, dur, dur. Kitabın kapağını aç. Kitabın kapağını aç. Bak, üçünün ismini yazmışlar. Tam 3 ay hasta yattım. Kendimi bilmeden ve şehrin sokaklarını... Tamam. Sus. Yasin. Hasta adama şiir okutuyorsun, okusana sen. Balıklar için deniz lazım. Sevişmek için işsiz olmak. Ve geceleri yatakta duymamak için tabanlarının sızısını. Zengin olmak lazım. Halbuki ıslık çalmak için bir şey lazım değil. Ne elbisesiymiş bu? Altın kaplama galiba. Kumaşlar İstanbul'dan geliyor babacığım. Bu parayı Halep'ten de getirebilirdik. Biraz da dondurma alacağız tabii. Milletin içinde bir şey yemeyin sokakta. Dondurma satılmıyor zaten ne zamandır. Dondurma yok mu bu şehirde? Dondurma yok mu bu şehirde? Millet yiyecek ekmek bulamazken dondurma yok diye ağlamayacaksın değil mi? Hadi. Bu yüzden ağlayacak insan değilim babacığım. Aferin. Hoşçakalın Zikri amca. Ne güzel tatlı yapıyorsun babanın. Kitap satışları nasıl gidiyor Muzaffer? Enteresan bir teklif aldım leblebici şeyimizden. Nasıl? Dedi ki... Senin bu kitapların hepsini ya 2,5 lira vereyim. Ne yapacakmış kitaplar? Külahlık yapacakmış. Sen ne söyledin peki?
Şiir bu kardeşim dedim. E tamam işte, leblebisi biten okur dedim bana. Bence şahane bir fikir. Evet hocam, yani fiyatta anlaşamadık yoksa... Ben anlaşırım, ben buraya. Benim için uygun bir fikir. Hayırlı günler hocam. Merhaba Ayşegül, merhaba. Kuzenim Suzan İstanbul'dan geldi. Bu sene bizim sınıfta okuyacak. Değil mi? Edebiyat öğretmenimiz Behçet Necati Bey. Merhaba, memnun oldum hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Demek isteyince tokalaşabiliyorsunuz. Efendim? Niçin arkadaşımın elini sıkmadınız? Şey, ben... Durumu nasıl? Hastanede. Geçmiş olsun. Kolay geçecek bir şey değil. Hocam okulda görüşürüz. Görüşürüz çocuklar. Bu kız mı? Hı hı. Neden kötü davran? İnsanoğlu hocam. İyi davranınca çabuk unutuyor. Görüşürüz. Kolay gelsin. Eyvallah. Battal abi çok merak ediyorum. Atlar bu yaptığın işten memnun mu? Birinin bana ayakkabı çaktığını düşünüyorum da. Ne istiyorsun gene? Sipariş ettiğin kitabı getirdim. Muzaffer, sen niye anamıyorsun ya? Benim okuma yazmam yok. Olsun, belki çocuklar okur. Estağfurullah. Kaç para bu? 10 para. Ver şuna bir 10 para. Zaten bir 10 kaldıydı. Hadi al git. Al kitabı. İstemez. Bir şiirimde mutlaka adın geçecek. Okuma yazması yoktu ama şiirin kıymetini biliyordu diye. Baba ne satıyor bu? Şiir. Şiir mi? Hakikat mi lan? İster misin bir tane? İsterim. Oku hele bir tane. Yok. Kitap ister misin yani? Can bir tadına bakalım. Beğenirse kalırım. Madem öyle, kitaptan rastgele bir sayfa açıyorum ve abimin şansınadır diye okuyorum. Şiirin ismi Ölüler Konuşuyor. Dünyaya bir daha gelirsem aklı başında bir insan olacağım. Ne işim var öyle meyhanelerde? Aferin. Pazarları parklarda gezeceğim karımla. Bulabilirsen birini. Ben onu bunu bilmem. Bunu bilir, bunu söylerim. Ölmek ya da ölmemek de bütün mesele. Yetişir ki insan ölmesin. Akşamları uyuyup sabahları uyansın. Ve saçları dağılsın rüzgarda. Yetişir. Yılların çarmıhında vücudumu günler taşa tuttu. Çivilenip kaldı ufkumda. Mevsimler var, yağmur bulutu. Kapalı kaynar tencerem bilinmez. Et mi pişer, dert mi pişer?
Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi, bakar mısınız? Eğer beni de götürürseniz bizzat arkadaşınızın elini sıkıp geçmiş olsun demek isterim. Buyurun. Aslında insanlar tokalaşınca veren bulaşmaz. Olsa olsa biraz sevgi bulaşır, o da unutunca geçer. Ne iş yapıyorsunuz siz? Şiir yazıyorum. Şairim. Şair mi? Hı-hı. İş yapmıyorsunuz yani. Telgraf direklerine tırmanıyorum şehrin. Muntazaman. Şair olduğunuz için mi? Yok, memur olduğumuz için. Battaniyeydi mi çaldın? Kendisi gelmek istedi. Acil şifalar temenni ederim Müştü Bey. Temenni mi? Nicedir bu kelimeyi böylesine güzel bir ağızdan çıkarken duymamıştım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Oldu mu şimdi? Oldu. Hiç tiyatroda sahneye çıktın mı? Ben bir kere okul müsameresinde kuğu rolüne çıkmıştım. Kuğu mu? Güzel işte, kızın tecrübesi var ama. Yok yok, iyiyim. Hasta olduğunuz için mi? Daha güzel bir konu aç bence. Okan'ın köylüler için. İndiniz mi hiç oraya? Madene mi? Ben orada çalışıyorum zaten. Yer üstünde memur kendisi. O kadar çok inmek istiyorum ki oraya. Kızlara göre bir yer değil. Yani daha doğrusu insana göre bir yer değil. Nereye? Madene. Bu çok iyi. Ne? Bu çok iyi işte. Ne? Hatice'sin diyorum sana. Anlatacağım. Ne oldu? Anlatacağım. Açmadın konu. Hani güzel bir konu açacaktın? Ben sizin güzel bulduğunuz konuları bilmiyorum ki. Ne olacak, sanat, edebiyat? Hiç anlamam. Dans ederim, tenis oynarım, sporcuyum ben. Rüştü, hadi kardeşim. Ne oldu? Bir şair, şiirden anlamayan birisiyle şiirsel bir ortamda uzun süre bulunursa şiirden kesilir. Ve biz bundan çok korkarız. Hoşça kal zavallı sporcu. Sence de normal insanlara göre fazla terlemiyor musunuz? Hala oradasın Rüştü. Nereye gidiyorsunuz şimdi? Bundan sonra seni yalnız yürümek zorundasın. Hoşça kal. Hafta sonu benim maçım var şirkette. İsterseniz gelin şair beyefendine. Dur dur. Hey, şaka şaka. Uzan. Kız şiirden anlamıyor işte. Çekiler ona. Mesele değil. Ben onu öğretirim. İyi akşamlar Muzaffer. İyi akşamlar. Sisler içinde bir orman köyü. Güzel. Sisler içinde bir orman köyü. Yaz. Jandarmalar. Kafa kalmadı, kafa. Dur dur. Dur dur. Ses. Jandarmalar. Lan kime diyorum ben? Çizgi. Evet. Mehmet'i kim oynayacak? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Mehmet'i ben oynayacağım tabii ki. Hatice susansa ben de Mehmet'im. Ya sen düzgün susana şu lambayı. Al. Şuraya tutacaksın. Sen güzel oynayamıyorsun. Senden çok daha iyiyim. Sadece tiyatroya senin kadar tutkun değilim, o kadar. Bak, bu lambayı sen okurken buraya, ben yazarken şuraya tutacaksın ya. E tutuyorum ya işte. Ya boş boş konuşma, tamam. Neyi tutuyorsun? Yanlış tutuyorsun. Hatice. Çizgi. Onu yazdık. Çizgi yazdın mı? Yazdık, çizgi de yazdık. Ben madene ineceğim ana. Ben
Ya görmüyorum, görmüyorum. Şuraya tutacaksın. Kardeşim, göstereyim sana. Allah'ım. Şöyle tutacaksın. Seyret. Güle güle Muzaffer Bey. Aynaya gidir. Bir erkek evladın olduğunda kendini daha emniyette hisseder insan. Der ki, tamam artık. Yalnız değilim bu savaşta. Bir de oğlum olacak yanımda. Benim yapamadığım her şeyi o yapacak. Ben bir memur maaşından daha öteye götüremedim bu gemiyi. Ama oğlum deryaları aşacak. Doğru tut! Sonra? Oğlum azmin değil, bir hevesin peşine düşer, her şey biter. Ya üzgünüm geçti Muzaffer. Kovuldun diye seni mi teselli ettim Müştür? Birazcık yardımcı olabilirsin. Yani suçlu hissediyorum işte kendimi. Suçlusun zaten Üçlü. Bir de iyi tarafından bak. Ben raporluyum, sen kovuldun. Dilediğimiz gibi prova yapabileceğiz. Aç karnımızı nasıl doyuracağız Üçlü? İyimser mi daha cesur, kötümser mi? Yarın provalara başlıyoruz. Halk ha. Evinde halk. Okul çıkışı. Şimdi Mehmet evlenmek üzereyken jandarmalar tarafından yakalanır. Haftasına nikah olacaktı ve evleneceği kız Hatice'ydi. Suzan'la tanıştınız zaten. İki aşık birbirlerine acıyla bakarken jandarmalar Mehmet'i alır götürür. Bir bak bakayım. Acıyla bak Suzancığım. Tamam tamam. Şimdi tam yapamıyor ama zamanla yapar. Derken Hatice yalnız kalır. Mehmetsiz bir hayat ölüm gibidir Hatice için. Bir şey yapması, bir çare bulması şarttır. Ve delicesine bir fikir gelir aklına. Erkek kılığına girip madene gitmeye karar verir. Bu yüzden saçlarını keser, erkek kıyafetlerini giyer, kasketini takar ve mükellef olmak üzere yola koyulur. Şimdilik bu kadarını yazabildim. Ya daha fazla yazdım da aslında. Bu kadarını daktil edebildik. Sonra ne oluyor? Hiç merak etmeyin, hepsi kafamda. Biz ne oynayacağız peki? Üzülme sen tombulum. Şahane roller yazıyorum hepinize. Hadi bakalım, herkes sahneye. Buraya kadar olan kısmı prova yapalım. Suzan, acıklı baksana be. Çok komik. Bak, gevezelik etme Muzaffer. Nereden çıktı bu tiyatro? Neden sordun? O adam var, veremli. Biliyorum. Ya sana da bulaşırsa? Orada sana bulaştırırım diye mi korkuyorsun? Beni sevmiyor musun artık? Böyle bir şey söylemedim sana hiç. Sevmediğini de söylemedim. Seviyorum çünkü. Bak seviyorum dedin işte. Merak etme. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim Kürşat Bey.
size pabuçlar varmış gibi biliyorsun. Buraya da versin. Sekiz kişiye eşit bir şekilde paylaştır. Sekiz eşit parça biraz zor olacak ama. Ben biraz şiir okudum. Ve sıkıldın. Biraz. Ne güzel, her şeyden biraz yapıyorsun. Aslında anlamadığım için mi sıkıldım yoksa sıkıldığım için mi anlamadım, orasını anlayamadım. E bu şiir işte. Nasıl, hangisi? Sana bir şey soracağım. Sen mesela şimdi şu anda hemen bir şiir yazabilir misin? Ama olmaz, ilham gelmesi gerekir, öyle değil mi? Fırıncıya ekmek yapması için ilham gelmesi gerekir mi? Al işte, yazdım sana bir dize. Dize mi? Hangisi? Anlamadığımız için sıkılıyor. Fırıncıya ilham gelmediği için aç kalıyorduk. Bu bir şiir mi şimdi? Bilmem. Belki de. Anlamadığımız için sıkılıyor. Fırıncıya ilham gelmediği için aç kalıyorduk. Güzelmiş. Hatice. Hayırdır çocuklar? Çocuklar, ben size benden daktilo hiçbir zaman istemeyin demedim mi? Hep söylediniz şey hocam. Hala nasıl istiyoruz ben de anlamıyorum. Okulun daktilosu. Beni de kovdurmayın da. Yarın öğlen burada olacak. Yarın mı? Evet Rüştü, yarın. Hocam tabii yazmak için kağıt da şart. Kağıt mı? Kağıt yok. Eve biraz fazladan kağıt girsin diye devamlı ödev veriyorum çocuklara. Oğlum yazı yazmak için üç şeye sahip olmak şarttır. Bir fikir, kağıt ve yazı aracı. Çoğu zaman bu üç şeyin ikisi sizde yok. E sizde de yok hocam. Daktilo okulunmuş, kağıt da çocukların. Tamam, biraz da kağıt vereceğim çocukların kağıtlarından. Ve hemen burayı terk edeceksiniz. Hocam. Ne? Bizim yazacak yerimiz de yok. Senin ne işin var madende Hatice? Hatice çizgi. Evde kömür kalmamış da. Evde kömür mü kalmamış? Şaka yapıyor kız. Şakanın sırası mı? Yazmana bak sen. Birinci işçi yaz. Mehmetsiz yaşamaktansa bu yerin dibinde can veririm daha iyi. Bu yerin dibinde can veririm daha iyi. Aralar bu tarafta. Mehmet geç orada. Birbirlerine acıyla bakar diye. Şey, bakın birbirinize acıyla bakın. Ya şuraya tamam, bir versin. Evde kömür kalmamış da. Senin ne işin var burada? Tamam, alır götür. Dur. Bu hep devam edecek bu arada. Tamam. Senin ne işin var? Ne işin var? Hatice! Hızlı! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Bir şey söyleyeceğim. Yok. Bir önceki sahnede Hatice ile Mehmet birbirlerini tanıdıklarını biliyorlar. Niye öyle? Hayır, arkası ya, dönükken kostümü belli değil ki kızı zaten. Kızı tanımıyor, evet. Doğru söylüyor. Tanısa da tanımasa da ne farkı? Çok sevdiğim insanları kaybettim Verem'den. Allah şifa versin. Sağ ol. Ama benim kızımdan uzak durun. İyi olmaz sizin için. Ugh.
bahçededir herhalde. Zikri Bey, İstanbul'dan dondurmanın geleceğinden bahsetmişlerdi ama gerçekten inanmamıştım. Düşündüğümden daha pahalıya mal oldu. İster misin? Neden söylemedin? Neyi? Çocukların veremli olduğunu. Bebeş Hanım, misafirlerle meşgul ol. Seni umursamayan bir baban olmasını mı isterdin? Beni herkesin içinde rezil etmeyen bir babam olmasını isterdim. 5 dakika sonra içeride ol. Seni serserilerle gezesin diye getirmedim Zonguldak'a. Suzan. Babanı kızdırma. Tamam. Bahar geldiğinde kavak ağaçlarından tüy gibi bir şeyler yayılır ya her yere. Pamukçuklar. Öyle mi deniyor onlara? Hı hı. Ne olmuş pamukçuklara? Hiç. Onlar işte. Öyle şeyler güzeldir diye düşünmek güzeldir. Öyle değil mi? Güzeldir. Bir gün iyileşeceksin öyle değil mi? Bir aymış. Bir gün rüyasında kelebek olduğunu görmüş. Uyanınca kafası çok karışmış. Ben mi rüyamda kelebek oldum, yoksa bir kelebek şu anda rüyasında ben olduğunu mu görüyor diye düşünmüş. Benim artık gitmem lazım. Seni bir daha görebilecek miyim? Böyle gitmeseydin, hiç gülmeden. Gülmem için bir sebep yok ki. Sen çok güzelsin. Sebepsiz de gülebilirsin. Gene yazıyorsun değil mi? Yazıyorum. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Ya Allah aşkı için ne işe yarıyor bu? Hiç vallahi. Okuyayım mı sana bir deney? Okuma. Ama senden bahsediyor. Nasıl? Kimden sual ettimse halimi, güldüler. Anam bile şiir yazdığım için bakmadı yüzüme. Yalnız bir ölüstü sofrada ölüm mukaddermiş dedi. Halbuki yaşamak anlamın yazısı. Kolay gelsin. Merhaba hocam. Hiç güvenmediğim torpillerden bir tanesi ansızın patlayıverdi. Hayırlı inşallah hocam. Güçlü Bey'i Heybeli Adaya davet ediyorlar da. Thank you.
Benim şiirim. Adımı yazmadım, sen de yazma. Tesir altında kalmasın. Yazdın mı şiiri? Yok. Bir manası da kalmadı zaten. Muzaffer. Acıyı çağırma. Bizde ondan çok var. Sen şiirine bak. Bizden başka bir şey olmayacağı belli. Acı bahanesidir şiirin. Öyledir. Sana da bir yer ayarlayacağım. Sen kendine bak. Ayarlayamazsan bütün altınlarım senin olsun. Tamam, sakın ayarlama o zaman. Hocam merhaba. Merhaba Muzaffer. Baloya davetli olduğunu bilmiyordum. Siz davet ettiniz ya hocam. Öyle mi? Onu da bilmiyordum. Geldin dans ederken. Sağ ol. Şey bak, bu zarfı senin için getirdim. Bunun içinde iki tane şiir var. Bir bakarsan. Ne yapıyorsun? Geliyorum Kürşat. Konuşuyoruz, görmüyor musun? Konuşuyorsun da senin ağzından çıkacak bir mikrop bu kızı çok hasta edebilir. Bunun farkında mısın? Bence bu pislik söyledi babana. Bana pislik mi dedin sen? Evet. Sen pislik mi? Bana pislik mi? Kürşat! Kürşat! Pislik mi? Oğlum ben... Siz kimsiler? Hadi hadi karşıma çıkın! Kürşat! 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 Hadi Suzan yürü ya. Garip. Düğün, bayram, bunlar kavga etmek için ideal zamanlardır. Bence de.
Ama bir dahakine yaşıtlarını seçmeyeceğiz. Neyse ki 6 kişiydiler. Neyse ki. İyi misin? İyi bayramlar Muzaffer Bey. İyi bayramlar hocam. Gözler neler eyler, neler işrap. Uçmakta bu ateşli havada, vuslat demi bir kuş gibi bitap. Vuslat, vuslat nedir Şahin? Nasıl hocam? Oturabilirsin Şahin. Vuslat nedir Ayşegül? Kavuşmak hocam. Aferin, neymiş? Kavuşmak. Vuslat. Vuslat demi. Dem nedir? Zaman hocam. Zaman, an. Aferin Kürşat. Vuslat demi, yani kavuşma anı bir kuş gibi bitap. Bu kuş neden bitap Şahin? Çok uçmuş olabilir hocam. Edebiyattan anlamıyor ama kuşlardan gayet güzel anlıyor. Aferin Şahin. Tarihinde ilk defa bir soruyu bildim biliyor musun? Girin. Hocam, Suzan Özsoy arkadaşımızı müdüriyetten çağırıyorlar. Öyle mi? Buyurun Suzan Hanım, sizin için de değişiklik olur. Uykunuz açılır. Vuslat demeyi bir kuş gibi bitap. Hani müdüriyete gidiyordun? Sağ ol Beli. Hatırlat, sonra sana kitabımı vereceğim. Sağ ol abi, vermiştin. Sevgilin olunca ona verirsin. Ona verdim zaten abi. Tamam Beli, gidebilirsin. Sen ne yapıyorsun burada? Yarın okul çıkışı sahilde buluşalım mı seninle? Bilmiyorum. Ben seni bekleyeceğim. Hadi git artık. Ben seni bekleyeceğim Suzan. Git. Bak Suzan, Suzan. Sen gelmesen bile ben seni beklemeye ya, devam edeceğim. Ben... Bekleyeceğim. Git. Bekleyeceğim seni, senelerce bekleyeceğim. Ben... Ben çok iyiyim kardeşim. İlaçlar, tedavi, her şey mükemmel. Meğer üç öğün yemek yiyince iyileşiyormuş insan. Neyse fazla yazmayayım orasını. Sıkı dur. Burada bir kızla tanıştım. Yani bu mektubu yazar yazmaz gidip tanışacağım. Şu anda bana bakıyor kendisi. Buradakilerle senin meseleni konuştum. Menfi cevap verdiler. Ama ben onların seviyesine inmedim. Sıra mıra diyorlar ama... Kafalarını şişirmeye devam ediyorum. Sen neler yapıyorsun üstad? İyi misin? Suzan'a şiirleri verdin mi? Hangisini beğendi? Neden yazmıyorsun? Bana yazacak tek bir satır yaşamadın mı be adam? Merhaba. Merhaba. Ya. Müslüm mektubu. Ya, iyi miymiş peki? İyiymiş, keyfi yerinde. Ya birisiyle tanıştım diyor. Yani tanışmak üzere. Yok canım. Kimmiş? Bilmiyorum. Uçtu gitti. Şiir verecektin. Onun için mi geldin? Hı hı. Önemli değil. Aklında değil mi? Okusana. Okuyup hangisini beğendiğini sen söyleyeceksin. Tam da Hatice madene gidecekti. Ne? Mükellefiyet zamanında yani. Gerçek hayatta değil, oyunda yani. Anladım. Yoksa böyle bir şey mümkün değil, öyle değil mi? Sen delirmiyorsun değil mi? Kılık değiştirsek Hatice gibi. Unut bunu. Çok tehlikeli. Mahvederler bizi. Yazık. Beni oraya götürecek başka birini bulurum o zaman. Seni oraya baban götürsün. Artık gitmeliyim. Ayşegül bekliyor. Dur.
Gene buluşacak mıyız? Çok tehlikeli. Mahvederler bizi. Suzan. Merhaba. Merhaba. İşte şiirler. Bunlar da kıyafetlerimiz. Hatice gibi. Şimdi mi? Hı hı. Hadi çabuk. Ayşegül, bunları alır mısın? Suzan, nereye gidiyorsun? Sen de bunu... İki saat sonra sizdeyim. Merak etmeyin, tamam mı? Hadi. Bu kadar beyaz ki hemen yakalanacağız. Sanki sen değilsin. Ben erkeğim. Ne fark eder? Biz şu an renklerden bahsediyoruz. Al sana renk. Buraya kadar.
yapıyorlar burada bu insanlar? Bit. Bit için. Bit mi? Bir şeyler yap Muzaffer, bir şeyler yap. Ne yapayım? Ne bekliyorsun? Geçsene kardeşim. Geç. Geç. Geç, 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 geç. Geç. Çabuk soyun, çabuk, 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 çabuk. Hadi, acele. Sen de. Çabuk, acele. Sen niye soyunmuyorsun kardeşim? Mendil mi anne? Anne mendil. Kapalı duran penceremden odama giren sabah güneşi günaydın diyor. Sandalyenin sırtında ceketim dün gece olup bitenleri unutmuş. Uzun etme diyor işte. Peşinden lafa karışıyor pencere. Günaydın Muzaffer Bey.
Sokaklar seni bekliyor. Sokaklar beni bekliyormuş. Günaydın. Pearl Harbor Amerikan üssü Japonlar tarafından bombardıman edildi. Devlet Başkanı Franklin Roosevelt saldırının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin resmen 2. Dünya Savaşı'na girdiğini açıkladı. Ne olmuş hocam? Avrupa Savaşı bitti. Artık bir dünya savaşımız var. Japonlar Amerika'ya saldırmış. Sen takma kafana Muzaffer. Senin savaşın sana yeter. Dize oldu sanki. Sen takma kafana Muzaffer. Ya da sen işine bak Muzaffer. Senin savaşın sana yeter. Nasıl? Sen takma kafana Muzaffer. Daha mı iyi? Senin savaşın sana yeter daha iyi. İstemiyorum da, biz neye güvenip gidiyoruz? Almayacaklar ki bizi. Alacaklar. Nasıl olacak o iş? Bence bir hocaya cevabını bilmediği bir soru sormak kabalıktır. İçeride hastamız var, onu ziyaret edelim. Ziyaret günü değil, sade pazarları. Hiçbir hastane kapısına gelen hastayı geri çeviremez. Acil vaka diye bir şey vardır. Bu adam baş tabip, baş tabip bu. Hocam. Affedersiniz durdurduğum için. 2 dakikanızı istirham edebilir miyim? Bir hastamız vardı. Merhaba. Geçmiş olsun. Sağ olun. Senin gibi nice vatan evladı hasta ve hepsi sırada. Şimdi seni alırsa onlara haksızlık olmaz. Biz de sıradayız hocam senelerdir. Tamam işte. Bir başkasını alırsak size haksızlık olmaz mı? Çetin. Haklısınızdır. Bir saniye. Çetin. Hocam, hocam bu çocuk çok iyi bir şair. Eğer o bahsettiğiniz sıradaki vatan evlatlarından biri bundan daha iyi şiir yazıyorsa bence onu almalısınız. Kimseye haksızlık olmaz. Muzaffer, şiir defterini çıkar. Fazla vaktini almayan hocamızın kısa şiirlerden birini oku. Hadi çabuk. Diyecekler ki arkamdan, ben öldükten sonra o yalnız şiir yazardı. Ve yağmurlu gecelerde elleri cebinde gezerdi. Yazık diyecek hatıra defterimi okuyan. Ne talihsiz adammış. İmanı gevremiş parasızlıktan. Hocam, bizde bunlardan bir tane daha var. Biliyoruz hocam, onu da biz gönderdik. Sahip mi? Sahip. Hiçbir şey
Anladın mı diyorum? Bravo! Bravo! Ben diyorum, bu kız voleybol için doğmuş. Şaire bak, lisan bilmiyor. Voleybol bunun adı. He, ismini öğrenmişsin ama sonra semtine uğramamışsın maşallah. Ya sizin yüzünüzden oyunumuzu oynamıyoruz be. Gitsenize, şikayet edeceğim sen. Aman aman arkadaşlar, çok korktu. Tamam, tamam. Uslu uslu oturuyoruz. Rüştü. Muzaffer, sen nereden çıktın lan? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Güzel, ne oldu senin? Anlatırım sana. Nasıl? Hoş bulduk Rüştü, hoş bulduk. Hoş geldin Muzaffer. Gel. Gel, gel. Ziyarete gelmeni tercih ederdim. Tedavi olmanı istemez miydim? Hasta olmanı istemezdim dümbük. Güldürme. Nasılsınız Müjgan Hemşire? Banu Hanım, Muzaffer Tayyip Uslu. O da şairdir. Merhaba. Merhaba. Hem de çok iyi bir şair. Hoca değil mi o? Hı hı. Hocam. Çocuklar, bu imkanları elde etmeniz kolay olmadı. Kıymetini bilin, tamam mı? Tamam hocam. Evet. Geri kalan zamanlarda da yazın. Her şeyi her zaman yazın. Sonra onları bana gönderin. Yazdıklarınıza aşık olmayın ama yazın. Görüşürüz Rüştü Bey. Görüşürüz hocam. Sarılmak yok. Görüşürüz Muzaffer Bey. Hocam, ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey için teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Yaz işte. Merak etmeyin hocam. Tek yaptığımız tutanak tutmak. Gerisi takdiri mutlak. Bu kimin hocam? Sahipsiz. İyi şiir sahipsiz. Böyle veriyorlar. Teşekkür ederim Müjgan Hanım, yeterli. Fazlası dokunuyor. Madene indik beraber. Suzan'la. Hı hı. Hayalimi gerçek yaptınız. Evet. Hangisi ne peki? Karadon. Karadon mu? Karadon. Vay be. Ne oldu peki? Her şey çok güzel başladı. Ama sonu felaket oldu. Yakalandınız. Hı hı. Yakalandık. Dövdüler tabii. Yok canım, sana öyle geliyor. Ama onu madenci kıyafetleri içinde görmeni çok isterdim. O kadar... Sana ciddiye almamanı söylemiştim. Hangi şiiri beğendi peki? Öğrenemedim. Onu bir daha göremedim. Sana bir borcum vardı Muzaffer kardeşim. Şimdi onu ödeme zamanı.
Sevgili Suzan, sana ilk mektubumu Heybeliada Sanatoryumunda bir daktilo bolluğu içinde yazıyorum. Burada Rüştü ile birlikte yatıyoruz. 100 kişilik bir öksürük korosunun müstesna üyeleriyiz. Sevgili Suzan, bu sana yazdığım ikinci mektubum. Birincisini beğenmemiş olacaksın ki. Sevgili Suzan, postacı sana gönderdiğim mektupları geri getirdi. Sana yazdığım mektupları kendime yollamış gibi oldum. Kızlar. Müjgan Hanım'a seslenir misiniz? Müjgan Hanım'a seslenin. Koşun Müjgan Hanım'a seslenin. Çabuk. Sende tüberküloz mikrobu yok. Derdinin çaresi de maalesef bizde değil. Al. Benim Zonguldak'a dönmem lazım. Zaten balayı bitecek. Biz yine eski hayatımıza döneceğiz. Dışarıda da aynı tedaviyi devam ettirmeliymişiz. Ben dışarıda nereden bulayım öyle revaniyi? Ben bavulumu hazırladım bile. İzin isteyelim. İzin bizim yok. Çıkarsak geri dönemeyiz. Yeah.
babanlara yardım ederim. Zaten bu yüzden evlenmeliyiz. Yoksa nasıl kalırım sizin evde? Zonguldak'a dönmeyeceğim. Hem bak artık İstanbul'dayız. Şiirler Varlık'ta yayınlandı mı bir dergide yazmaya başlayabiliriz. İsmimiz bir duyuldu mu o zaman para da kazanırız. Hastayız biz. Aşığız biz. Ne diyorsun? Allah'a ısmarladık. Ne diyor? Karım olacaksın. Çocuğumuzu doğuracaksın. Kendine dikkat etmen lazım. Senden bir tane daha olsun istiyor muyum acaba? Belki şansımız yaver gider de sana benzer. Senin düğünün bunu kabul edemem ben. Taktı işte biri ya. Yine takarlar. Yani inşallah. Git bul onu. Şiir bahanesidir hayatın. Bunu al. Bunu da ben takmış olayım sana.
müzik başladı. Hadi koş. Evliyiz biz. Evliyiz biz. Bir sanzut. Pas. Üç sanzut. Pas. Pas. Hoca sen bu Almanları iyi tanırsın. Ne olacak bu işin sonu? Kazanacak mı Almanlar? Vallahi ben Almanların yalnızca şairlerini tanırım. Onların da hiçbir şey kazandığı yok bari. Derdi neymiş şairlerin? Evlendi mi? Hocam biz sizin çok kızacağınız işler yaptık. Ne yaptınız? Hocam, Suzan nerede? Beni kızdıracak ne yaptınız? Üç ayda sanatoryumda kimse iyileşmiyor zaten. Biraz daha iyi oluyor ama. Anladım. Kaçtınız. Aferin. Hocam, Suzan nerede? İstanbul'a götürdüler. İstanbul'un neresine? Nereden bileyim ben bunu? Ne olacak Suzan olunca? Bilmem. Belki tedavim tamamlanır. Bir emanetiniz var burada. 10 gün oluyor geleli. Birer Nusa da size göndermiştim ama firari olduğunuz için elinize geçmedi demek. Hem de ikimizin birden. Tebrikler Muzaffer Bey. Öyle her hastaya istediği zaman izin veriyorlar mı? Durumu iyi olan yani sadece söz dinleyen hastalara veriyorlar. Söz dinliyor benim oğlum artık, aferin. Nereden icap etti bu izin? Annemi özledim baba. Sizi özledim. Yol harcırağı veriyorlar mı? Tabii. Tabii veriyorlar. Biraz toparlamışsın zaten. İyi. Allah'a çok şükür. Çok daha iyiyim baba. Rüştü de öyle. Sizin ellerinizden öptü. Ne kadar kalacaksın? O niye izin alamadı? Onun tedavi şeyini münasip bulmadılar. Ne kadar kalacaksın peki? Yarın dönmem lazım. Yarın mı? Hı-hı. Neticede tam olarak iyileşmedim ki anne. Öyle günlerce sokakta kalmama müsaade ederler mi? En geç öbür gün orada olmam lazım. Sağ ol anne. Sevgili şair beyefendi, İstanbul'dayım. Kandil Lisesi ve her şey çok sıkıcı. Benim yüzümden başına gelenler için kendimi affedemiyorum. Ne yaptıysam sana ulaşamıyorum. Neden cevap yazmıyorsun? Mektuplarımı almamış olsan geri gelirdi. Demek ki yazmak istemiyorsun. Sevgili şair, belki de sen haklısın. En iyisi susmak. Susmak ve unutmak. Unutmak mümkün değilse de belki hatırlamamak. Ne de olsa ikisi aynı şey değil, öyle değil mi? Suzan. Manav Efendi, taze şiir var mı? Buyur. Kusura bakma Mehmet amca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır, niye geldin? Suzan buradaymış. Ha. İyi. Hadi gel yukarı çıkalım. Üstü. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Baba ben geliyorum. Ben
Bence görür görmez evlenme teklifi et. Bu haline bir de fabrikaya mı gidiyorsun? Çok aşıksın değil mi? Kendi işine bak hadi. Tabii. Siz de evlenin gelin bu odaya birlikte yaşayalım. Senin sosyete kızı görsün bakalım dünya kaç bucakmış. Benim sosyete kızı benimle evlenmez. Niye arıyorsun peki? Her ateşim çıktığında bu kadar korkma aşkım. Korku seni sevimsiz yapıyor. Ayrıca onu arıyorum. Çünkü Suzan'a bir müjde de vereceğim. Müjde mi? Hı hı. Neymiş? Şair arkadaşım Rüştü Onur'la ikimizin şiirini yayınlamışlardı. Bana bakın şairler. Bir gün herkes tanıyacak sizi. Şiirlerinizi ezbere bilecekler. Basit bir dokuma işçisi medya söylemiştiler siz. Basit mi? Sen benim hayatta gördüğüm en zor insansın. Ben. Evet. Allah Allah. Aşk olsun. Ben şu şahane karımla aynı fikirdeyim ki. Başladık. Muzaffer arkası gelir. Arkası gelir. E hadi okusana nerede? Hı. Arkası gelir. Hadi. Ver. Nasılsın sporcu? İyiyim. Sen nasılsın Şahin beyefendi? İyiyim. İyi misin? Sen İstanbul'da? Evet. Sana anlatacak çok şeyim var. O zaman yarın buluşalım mı? Beyoğlu'nda saat 2'de. Kafe Nisuaz'da. Ha biliyorum. Meşhur şairler kahvesi. O yüzden dedim zaten. İki de. İki de orada olacağım. Midya, ne yapıyorsun sen? Kendimi sıkıyorum. Belki acı sancıyı unutturur diye. İşe yarıyor mu? Bilmiyorum. Rüştü nerede? Neden tek başınasın bu halde? Telaş etme. Medya sen yanıyorsun. Yanmıyorum aslında. Yansam neden üşüyeyim bu kadar? Ateşin insanı ısıtması gerekmez mi? Sen yine fabrikaya gittin değil mi? Hı? Evde sıkılıyorum. Bulabildin mi? Sen en son ne zaman yemek yedin? Ağzım mı kokuyor? Medya niye bakmıyorsun kendine? Aman annem gibi konuşma. Hayır, ben kendi annem gibi konuşuyorum şu anda. Geçen sefer parayı veremediğimiz için surat etti doktor. Ben de suratınıza astığınıza değmez dedim. Bilmem neden çıktı işte ağzımdan. Sebebini bilmediğim gizli bir kibir var bende. O zaman gelmiyorum dedi adam. Ben de bu şişeyi bulabildim. Yalvarmayı beceremiyorum Muzaffer. Biraz yalvarsam belki gelirdi adam. Yalvaracağım yerde neden suratınızı asıyorsunuz diyorum. Hadi yavrum. Banyoya gidiyoruz. Elbiselerini çıkarmayacağız. Üstü. Böylece daha az üşür, daha çok serinlersin. Hadi. Üstü. Sakin ol. İyiyim ben. Yaşadığınız sevinenler iyidir.
Ölmedi'nin sevinenler değil. Hadi Medya. İstemiyorum. Yahu ne dedi hoca adada bize? He? Sıcak düşmanımızdır, serinlik dostumuzdur. Hadi Medya. Ya istemiyorum dedim. Ne? Maden. Madendeki halin geldi aklıma. Muzaffer bir şeyler yap. Muzaffer bir şeyler yap. Peki ya sen? Peki ya sen? Dur şimdi, dur şimdi. Ayrıca benim üzerimde elbiselerim vardı. Aşk olsun. Hepsi benim yüzümden oldu. Evet. Öyle oldu. Varlık'ta şiirlerimiz yayınlandı. İkimizin de. Sonunda başardınız. Başardık. Hangisi peki? Bir güzele güzelliğini hatırlatmak isterdim. Aynalardan evvel. Bu kadar mı? Bu hayatımda duyduğum en kısa şiir. Ama güzelmiş. Teşekkürler. Hangisini beğendin? Sana verdiğim şiirlerden. Niye merak ediyorsun bunu bu kadar? İnan ki ben de bilmiyorum bunu artık. Ne tanrıdan haber, ne dallarda meyve. Ne kucak açar hatıralar, ne de dönerler gemiler birden. Niye güldün? Güzel bir sebep buldum. İşte karıştırdı, para almadı. Rakı değildir bu. Dermandır şu an dedi. Yalan söylüyorsun değil mi? Tabii canım. Ya borca yaz dedim, kabul etmeyince çalmak zorunda kaldım. Saadet, biliyorsun ki karanfilim kaybedilenler arasındadır. Neden söyledi şimdi bu? Bilmem. Sen kötü şeyleri çok güzel söylüyorsun. O da bir şey mi? Senin varlığın her şeyin tam manasıyla kötü olmasına mani oluyor. Yoksa senden başka her şey kötü be kardeşim. Hastalığın bile güzel senin. Nasıl yani? Sen hasta olmasan seni bana vermezlerdi ki. Yine kötü bir şey güzel söyledin. Öpüşmek yasak. Öpüşmek yasak. Derin nefes al. Derin nefes al. Ne olacak peki? Merak etme. Ben sonra içeceğim onu.
Düştü. Düştü. Benim Muzaffer, aç kapıyı. Tanrım, açamadık içimizi. Artık buluşmak mahşere kaldı. Ne yelken ne gemi var limanda. Kaçmak bir uzun sefere kaldı. Mercan bir sahildeymiş gemiler. Bulmak kasvetli günlere kaldı. Sen dene. Belki sana açarlar. Muzaffer. Rüştü. Suzan ben. Başımız sağ olsun. O zaman ben sonra gene gelirim. Allah'a ısmarladık. Thank you.
Suzan senin şiirini daha çok beğenmiş. Sana söyleyecektim, unuttum. Yani unutmadım da. Biraz zoruma gitti galiba. Sırası da gelmedi zaten. Sen şiir yazdın. Ben aşk mektubu. Demek ki neymiş? Kız şiirden anlıyormuş. Tebrikler üstad. Sen kazandın. Bütün altınlarım senin oldu.
kelebek. Uyandım şimdi. Beğendiğin şeyi Rüştü'nün de. Biz iddiaya girmiştik kendisiyle. O kazandı. Sen haklısın. Unutmak değil ama... belki hatırlamamak mümkün. Sana onları neden anlatmadım bilmiyorum. Belki herkes kendi telaşına düştü. Belki sen yoktun. Belki bu mektup hiç yazılmadı. Belki de bir kelebek. O kadar memnun ki rüyasına. Hiç uyanmak istemiyor uykusundan.
Şen.